Birini seversiniz ve onunla bir arada olmak istersiniz. Nihayet ona bir eş olursunuz. Anne baba olma hayaliyle kurduğunuz bu evlilikte daha anne baba olamadan bir de bakmışsınız yenge, enişte, elti, bacanak olmuşsunuz. Peki bu kelimelerin kökü nereye dayanıyor? Erkek kardeşin, amcanın veya dayının eşini tanımlamak için kullandığımız yenge sözcüğü, eski Türkçedeki yeni ve eke kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Eke, abla demektir. O halde kelimeyi yeni abla olarak da tanımlayabiliriz. Kız kardeşin, halanın veya teyzenin eşini tanımlamak için kullandığımız enişte kelimesinin de Orta Türkçedeki enüç kelimesinden, yani göze inen perdeden türediği düşünülmektedir. Erkek kardeşlerin eşlerinin birbirini tanımlamak için kullandığı elti kelimesinin kökü ise biraz tartışmalıdır. Hakim görüş, kelimenin altçı, yani ilk eş anlamına gelen bir kelimeden türediğidir. Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirini tanımlamak için kullandıkları bacanak sözcüğünün ise bacı, yani kız kardeş kelimesinden küçültme eki alarak türediği düşünülmektedir. Laf lafı açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşça kalın.